Bundan sonra kendisinin mağdur olduğunu iddia eden, bundan sonra eşini sevdiği halde erkelendiği için eşine 10 sene, 15 sene, 18 sene cezaevine konmasından dolayı mağduriyeti olduğunu iddia eden kişilerin muhalefet partilerine teklif yapmasından başka tabiri caizse alternatif kalmadı. Biz istedik ancak gördük ki derdimizi iyi anlatamadık. O yüzden diyorum mağdur olduğunu iddia eden aileler ki çok sayıda var, bunların muhalefet partilerine taleplerini iletmelerinde fayda var. Eğer muhalefet bu konuda adım atar, bizim niyetimizi sorgulamaz, makul olan teklif verirse baş tacı geleni yaparız. Grup toplantısında birçok toplantı olduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu akla ziyan bir yaklaşımda bulundu. Ve dedi ki 15 Temmuz şehitlerine ve ailelerine verilen değer, haklar PKK ile savaşırken, terörle mücadele ederken kaybedilen şehitlerimizin ailelerine verilmiyor dedi. Bunu ben canlı izledim. Hukukçuyum, milletvekiliyim. Tabiri caizse başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 2012 yılında yanlış hatırlamıyorsam askerlik kanunu değişikliği yapıldı. Ve zaten PKK ile mücadele ederken şehit olan askerlerimizin ailelerine askerlik yapmama hakkı verildi. Bugünkü KHK'da çıkarılan düzenleme o haktan 15 Temmuz şehitlerinde yararlanması teklifi düzenlemesi. Kılıçdaroğlu özür diliyorum ya yalancı ya da cahil. İnanılır gibi değil. O kanun teklifi olmasa rağmen, o kanun şu an yürürlükte olmasa rağmen, bizim için şehitlerin hepsinin aynı derecede kıymet olmasa rağmen, düzenlemeleri aynı yapmak için adım atmamıza rağmen bunu söylüyor olması akla ziyan bir yaklaşım.